Merhaba arkadaşlar, Falcınberg Klanı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle telve açılımı yapacağız arkadaşlar. Tamamıyla zamansız zamana özel, mükemmel bir açılım olacağına inanıyorum. Sizler de bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, hiçbir şeyi kaçırmayarak, yani en ufak detay bile kaçırsanız belki de bu sizin için önemli bir şey olabilir. O yüzden sonuna kadar dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten şu anda bu bakımı dinlemeye başladıysanız emin olun, üzerinizde bu hafifleme, rahatlama, şuradaki görmüş olduğunuz tılsım sayesinde hissedeceksiniz. Bedeninizde bu rahatlamayı göreceksiniz arkadaşlar. Uyuşma, titreme, aynı zamanda böyle uyku hali gibi şeyler olduğu zaman üzerinizden nazar kalkıyor demektir. O yüzden bu bakın hem bir üzerinizde nazar varsa onu kaldıracak ya da yıldız düşüklüğü, enerji düşüklüğü tamamıyla size ve bu bakımı dinlettiğiniz kişilere de fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Dilerseniz açılımımıza geçiş yapalım. Şöyle tütsümü yakıyorum. Sandal kokulu bir tütsü. Arkadaşlar sizler de hanenize, evinize bu tütsüden alabilirsiniz. Çok güzel bir tütsü, çok güzel bir kokusu var. Gerçekten çok rahatlatıcı bir kokusu var. Aslında benim odaklanmamı sağlayan bir tek şey de bu arkadaşlar. Bu tütsüdür, yani bu tütsünün kokusudur, öyle söyleyeyim. Çok güzel bir kokusu var. Gerçekten alıp götüren bir kokusu var. Tavsiye ederim. Evet. Telvemizi şu şekilde döküyorum. Şöyle tamamıyla yayacağım çünkü yaymak şart. Tekrar döküyorum. 3 ayrı noktadan çok küçük bir şekilde şöyle. Evet, tekrar döktük arkadaşlar. Dilerseniz bakımımıza geçiş yapalım. Şimdi öncelikle benim bahsetmek istediğim nokta, mide konusunda bazı rahatsızlıklar yaşıyorsunuz. Mide yanması tarzı, mide bulantısı tarzı şeyler çok böyle yaşadığınızı görüyorum. Aynı zamanda boğazla ilgili bazı sıkıntılı dönemler geçiriyor olabilirsiniz. Boğaz hastalıkları gibi, boğaz inmesi, öksürme gibi durumları yaşıyorsunuz. Öksürme gibi durumları yaşıyorsunuz. Bu yüzden şu aralar tamamıyla kendinizi bazı şeylere karşı kısıtlamış bulunuyorsunuz. Yani önünüzde birçok engel var. Bakın, burada çok güçlü olduğunu gösteren, zaten şekillerden de az çok siz de bir şeyleri tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten hissiyatlarınız o kadar kuvvetli ki insanlar bir şekilde bundan faydalanmak, bundan bir çıkar sağlamak için çevrenizde dolum dolum dolaşıyorlar. Burada birçok insan var. Kalabalık bir ortam, kalabalık bir yerde resmen siz bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz. Bir konuşma yapıyorsunuz. Bu konuşmanın ardından size inanmayan, sizi düşman bilen ya da size düşman kesilen, sizi düşman olarak tanıyan kim varsa çevrenizde bir şekilde bu insanları kendinize ikna etmeyi başaracağınız bir dönemden geçeceksiniz arkadaşlar. Ve nefesinin özellikle şu aralar daraldığı bir noktadasın. Nefesinin daraldığı bir noktaya gelmişsin. Şu an bir daralma hissediyorsun. Vücudunda bir titreme, bir uyuşma açıkçası görüyorum. Ve burada bakın şu sizsiniz. Şu kişi sizsiniz. Bu kişi sizi temsil ediyor. Bakın burada bir insan kafası var. Gördünüz mü? Ve aslında bakın böyle etrafınıza toplanmış, doluşmuş birçok şey var. Birçok dertle ve sıkıntıyla baş başasınız. Kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Kendiniz bir şeylerin üstesinden gelmeye çalıştığınızı görüyorum. Tek başınıza böyle artık güçlülüğünüzü, hırslı kişiliğinizi ve
insanların size karşı söylemlerini böyle artık kafanıza yerleştirmişsiniz ve kendi başınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ki yaptığınız şeyler aslında sizi biraz daha böyle mücadeleci kişiliğe sokmuş. Yani durgun halinizden mücadeleci kişiliğinize karşı dönmeye başlamışsınız. Böyle bir emek sarf etmeye artık yolun başında değilim. Artık bir şeyler yapmam lazım. Artık bir şey olması lazım diye böyle kendi kendinize düşünüp bazı kararlar aldığınızı görüyorum ve bu kararlar aslında çok iyi kararlar ve faydanıza olacak kararlar gözüküyor burada arkadaşlar. Bakın resmen tek başına yalnız bir şekilde kalmış. Burada birçok şeyi düşünmek zorunda kalan, birçok sorumluluğu üstlenmiş olan çok güçlü bir insan var. Bakın bu güçlü insan sizsiniz. Vücudunu görüyor musunuz? Şu vücuda bir bakın arkadaşlar. Yani her şeyi resmen sırtlanmışsınız. Her şeyde bir bağınız var. Belki dedikodunuz çok yapılıyor. Bakın burada çok konuşuluyorsunuz. Şurada şu ortamda. 3 tane kişinin bulunduğu bir ortam. Hatta bu 3 tane kişi sürekli yan yana. Ve bu 3 tane kişinin hemen ardında bir yılan var. Gördünüz mü? Gövdesi ne kadar büyük, ne kadar uzun. Bu yılan da aslında bir yandan ilişki hayatınıza tesir etmiş bir yılan. Üçüncü bir kişi enerjisi arkadaşlar. Sevdiğiniz ya da gönül verdiğiniz kişinin çevresinde duran bir kişi bu. Bu kişinin gözleri çok büyük, gövdesi çok büyük. Yani biraz yapılı bir gövdesi olabilir bu kişinin. Aslında ilişkinizi tamamıyla bitirmesinin sebebi aklınızdaki kişinin ya da sevdiğiniz insanın sizden uzaklaşmasının sebebi buradaki yılan arkadaşlar. Buradaki yılan sizin çevrenizdeki arkadaşlarınızı bile resmen görüyor. Sizi tamamıyla çevrenizden tanıyor, sizi tanıyor, sizin kim olduğunuzu biliyor ve size karşı böyle resmen evliyseniz hanenize işlem yaptırıyor. Hanenize çünkü girmiş olabilir bu kişi. Ama artık bu hanenize kolay kolay kişileri almıyorsunuz, bu tarz kişileri. Böyle bir negatif tesir hanenizde hissettiğinizi ve aklınızdaki kişide bu negatif tesir hissettiğinizi görüyorum arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, aklınızdaki kişiyle olan birlikteliğiniz, huzurunuz bir anda bozuluyor. Bir anda resmen aklınızdaki kişi masaya yumruğunu vuruyor ve ortadan kayboluyor. Belki de hiçbir şekilde hiçbir şey demeden bu kişinin sizden uzaklaştığına şahit olmuşsunuz. Bu uzaklaşmanın sebebi aslında her ne kadar evet çevremdeki insanları ayıkladım artık tek başımayım tek başıma hareket edeceğim deseniz de bu çevrenizdeki düşmanlarınız bakın dostunuz da var düşmanınız da var. Bu çevrenizdeki düşmanlarınız şunlardan bahsediyorum. Sizi kendilerine çekmeye çalışıyorlar hala. Hala böyle sizin çevrenizde dolanıyorlar. Hatta şu anda bir ağırlık hissediyorsanız bedeninizde kesinlikle bu kişilerin şu anda hala bir ağırlığı üzerinizde ve hanenizde bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden hala böyle doğrulamamışsınız. Hala böyle işinizde özellikle sakarlıklar görebilirsiniz. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık görebilirsiniz. İş yerine giderken, işinizde çalışırken, eve gelirken özellikle eve sağ ayağınızı ya da sol ayağınızı fark etmiyor attığınız zaman evdeki kasvetli ağır havayı bedeniniz soluduğu zaman özellikle her nefes alıp verişinizde böyle bedeninize ağırlık doluyor. Negatif enerji doluyor arkadaşlar. Haneye her girdiğiniz zaman ve hanedeki kişiler, hanedeki bireylerde de bu gibi şeyler hissediliyor. Hanede bir kişi hastalandığında diğer kişiler de hastalanıyor. Hanede bir kişiye bir şey olduğu zaman ardı arkası belki de kesilmiyor. Bir haftalık süreçte resmen bir olay yaşandığı zaman kötü ya da iyi bunun devamı geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belge işlerinde sorun yaşıyorsunuz. Belge işlerinde sorun yaşadığınızı görüyorum. Koşuşturmaca var hayatınızda. Belli ki bir alacağınız ya da bir hakkınız var. Siz bu hakkınızı alamamışsınız ya da size bu hakkınızı vermemişler. Ama siz mücadeleci bir insansınız. Bir şeylerin böyle artık peşini bırakmak istemiyorsunuz. Artık gözünüz açılmış. Artık
çevrenizdeki ihaneti, yalanı, güvensizliği o kadar çok görmüşsünüz ki resmen bakın gövdeniz genişlemiş, yani güçlü olmaya başlamışsınız. İnsanların yaptığı bu hakarettir, yalandır, iftiradır, odur budur şeyler gerçekten sizi çok güçlendirmiş. Her ne kadar şu anda bazı konularda mucize aramasanız bile şu anda aslında çok güçlü olduğunuzun farkına vardığınız bir dönem olacak. Ve bu dönemde de güzel 3 tane karar alıyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Ve aldığınız bu 3 kararla ilgili bir tanesi ilişkiyle alakalı. Sizi tepe taklak eden bir ilişkinizle alakalı. Bir karar alacaksınız ve bu karar sizi daha da çok güçlendirecek. 3 tane olumlu aldığınız kararlar sizi tamamıyla güçlendirecek ve özellikle bu belge işleriyle alakalı resmiyet, devlet dairesiyle ilgili bir beklentiniz varsa bu beklentinizden bir tanesi de şu kararınızla birlikte oluyor. Hatta siz bu kararınızla ilgili ya da bu isteğiniz, bu dileğinizle ilgili bir adak adamısınız. Bakın burada da bir adağınız var. Gördünüz mü? Şu kararınız, şu da adağınız arkadaşlar. Ve bir tanesi de şurada da görmüş olduğunuz karar, ikisi de dediğim gibi bir sanki para ya da maddiyat durumlarına bağlı bir şey ya da mal mülk meselesine bağlı bir şey olacak. Çok büyük 3 tane karar sizin hayatınızı artık değiştirmeye başlayacak. Özellikle şu anda kendinizle alakalı bazı sıkıntıları ve sorunları çözmek istiyorsunuz ama hep aynı yerde ya da hep ayrı noktada takılıyorsunuz. Bu sizi biraz daha böyle yavaşlatıyor ve durduruyor. Şu anda kendi köşenize çekilmiş, burada bazı kararlar almak üzere kara kara düşündüğünüzü görüyorum. Arkadaşlar kendinize çok eziyet ediyorsunuz, bunu yapmayın, bu bir. İkincisi, geçmişe çok takılısınız, geçmişteki şeyleri düşünüp evet hırslanıyorsunuz bir yandan ama bir yandan da böyle bu hırs sizi durduruyor arkadaşlar. Geçmişi düşünmeniz bazı konularda sizi durduruyor ve önünüze engeller yaratıyor. Hala önünüzde engeller var, evet. Ama bu engeller kalıcı bir engel değil arkadaşlar. Bu zamana kadar belki de yıllardır üzerinizde kalıcı sürekli engeller vardı. Sürekli böyle şunu yapayım derken yapamıyordunuz. Şuna gideyim derken bir şeye niyet alırken bunu yapamıyordunuz. Ama şu anki engeller siz her ne kadar belki de üzerinizde bu mucizenin olduğunu hissetmeseniz bile bu tılsımlı açılım emin olun sizi şu ana kadar rahatlatmıştır. Bakın gerçekten bu tılsımlı açılım, telve açılımımız sizi şu ana kadar rahatlatmıştır. Bu rahatlatmadan sonra özellikle artık bu 3 tane kararı tamamıyla netleştirip, atılım yapıyorsunuz, hareketlenmeye geçiyorsunuz. Fakat burada, şurada bakın, tam şurada ve şurada ilişkinizle alakalı tamamıyla böyle bakın elini açmış dua eden biri var. Gördünüz mü ne kadar güzel bir şekilde dua ediyor, oturmuş, eli ayağı oturaklı bir kişi. Bu kişi ilişkinizle alakalı ve sizinle alakalı aslında size doğru bakın burada dönmüş ve dua ediyor. Gördünüz mü? Şu sizsiniz. Şurada da dua eden bir insan var. Gördünüz mü? Bakın elini nasıl açmış şu şekilde. Bu kişinin duası gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kişi belki de çok dua etti ve siz bu duasını gördünüz bu insanın. Dua ederken de gördünüz belki de. Ya da sürekli böyle sureler okuyor sizin hakkınızda ya da ilişkiniz hakkında. Bu kişinin duası gerçekleşiyor. Bakın gökyüzüne doğru resmen uzamış bu duası. Hatta bu kişinin duası şu yılan her kimse ilişkinize giren üçüncü kişi enerjisi diyorum bakın arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin tercih ettiği bir üçüncü kişi enerjisi bu yılan. Tamamıyla bir yılan. Aklınızdaki kişiye hiçbir şekilde faydası olmamış. Çok zararı olmuş. Aklınızdaki kişi hala bunların farkında değil. Resmen büyülenmiş. Resmen aklınızdaki kişinin gözü hiçbir şeyi artık böyle net bir şekilde görmüyor. Doğruyu da yanlışı da ayırt edemiyor arkadaşlar. Bu kişinin duası her neyse ya da nasıl bir dua ettiyse bu kişinin isteği ve duası
aklınızdaki kişinin çevresindeki bu yılanı o tamamıyla ondan uzaklaştırıyor ve aklınızdaki kişinin iradesi artık yerine oturuyor arkadaşlar. Artık kendi fikirleri, kendi düşünceleriyle düşünmeye başlayıp karar verebileceği bir dönemde olacak. Bu da demek oluyor ki aklınızdaki kişinin, yani bu sizi yakıp kavuran sevda, ilişki, artık her neyse arkadaşlar. Çünkü bu kişiye çok ahetmişsiniz. İster istemez hakkınızı yemiş. İster istemez siz doğruyken sizi yanlış görmüş ve siz haksızlığı kaldıramamışsınız. Bu adaletsizliği kaldıramamışsınız. Kendi içinizde kendinizi yemişsiniz ve hala da böyle yemeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Ama aklınızdaki kişi artık bu tür şeylerin farkına varacak. Artık neyin ne olduğunun farkına varacak ve fikirleri ve düşünceleri artık sizin hakkınızda değişmeye başlayacak. Yaklaşık ikili vadelere kadar da, yani 2, 12, 22 ya da 2 hafta sonra gibi vakitler ve kadar da aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı olacak. Aklınızdaki kişi şu anda resmen robotlaşmış. Resmen bir şey düşünemeyecek halde. Gözü de hiçbir şeyi görmüyor. Sizden sonra belli ki burada bir ilişki yapmış. Bu ilişki buna hiçbir fayda sağlamamış. İlişkisinde kullanıldığını hissedecek. İlişkisinde duygusal bir şey hissetmediğini hissedecek. Ve sonrasında bu kişinin duasıyla birlikte bu kişiyle bağlantısını tamamen kesecek. Yani siz değil, bir düşmanınızı siz değil, aklınızdaki kişi kafasını resmen koparacak arkadaşlar. Ama buradaki 3 tane düşmanınız hala çevrenizde. Bir tanesini biliyorsunuz, 2 tanesini hala bilmiyorsunuz. Hala bu kişileri görmemişsiniz belki de. Ama sizi kıskanan kişiler, size özenen kişiler, sizin yaptığınızı yapmaya çalışan, sizin yaptığınızın belki de bir farklı şeyini yapmaya çalışan kişiler bunlar. Bu kişilere çok dikkat edin. Bu kişiler sizi çok durduruyor. Hatta birçok engelin sebebi bu kişiler arkadaşlar. Kariyer konusunda olsun. Çünkü bu kişiler zamanında sizi çok kısıtlamış. Çok baskı altında bırakmış. Resmen sizi yönetmeye çalışmışlar. Ama siz ne olursa olsun artık böyle şeylerin farkına varmaya çalışmışsınız. Çok güzel bir haberim daha var burada. Gerçekten bol haberli bir telif fal açılımı oldu arkadaşlar. Çok beğendim ben. Bakın burada bir testi var. Şurada. Ve şurada da bir bebek var. Yaklaşık bir ay içerisinde çevrenizde ya da sizin ailenizde hamile olan ya da hamile olacak bir kişi var. Ya da doğum yapacak bir kişi var diyebiliriz. Çünkü burada bir bebek var. Küçücük bir bebek. Kıvrılmış anne karnında bir bebek. Bu her neyse, ya da siz bir bebek istiyordunuz. Bu bebek dünyaya geldiği zaman hayırla ve bereketiyle geliyor. Bu bebek dünyaya geldiği günden itibaren ya da bir haftalık bir süreçte böyle resmen bir altın testisi. Para anlamında özellikle hem sizin hanenizde hem de sizde bir açılım olacak. Çünkü bu bebek size bağlantılı bir bebek. Siz bu bebeği biliyorsunuz ya da bu bebek dünyaya belki de geldi. Ve bu bebeği her sevdiğinizde ya da bu bebeği her gördüğünüzde maddiyatınız artacak arkadaşlar. Çünkü bu bebek gerçekten şifasıyla, bereketiyle, huzuruyla dünyaya gelecek. Ve size de bu huzuru siz onun yüzüne bakar bakmaz verecek arkadaşlar. Siz onun yüzüne bakar bakmaz evinizde, hanenizde ve çevrenizde bu bereketi hissedeceksiniz. Bu bebek hayırıyla ve şifasıyla haneye giriş yapacak gözüküyor arkadaşlar. Burada resmen bir A harfi çıkmış, gördünüz mü? Bakın şurada. Şöyle kıvrılmış bir A. A harfi, büyük bir A harfi. Yalnız ve bekarlar için konuşacağım burada. Yalnız ve bekar arkadaşlarım. Aslında bazı şeylere çok uzak bakıyorsunuz. Yani belki de yakınınızda biri var. Yakınınızda size kendini göstermeye çalışıyor ama siz bu kişiyi görmüyorsunuz arkadaşlar. A harfinde, isminin içinde de olabilir. Siz bu kişiyi görmüyorsunuz. Siz çok uzaklara bakıyorsunuz. Bakın şurada yönünüz resmen şu tarafa doğru dönmüş. Yani o kadar derdin, sıkıntının içerisinde bir de düşmanlarınızla uğraşıyorsunuz ya.
Resmen yakınınızda bir kısmetinizi görmüyorsunuz. A harfinde bir kişi size kendini göstermeye çalışıyor. Bak ben buradayım. Bak ben seninleyim. Bak ben sana yardımcı oluyorum diyen ve yardımcı olan kişi size kendini göstermeye çalışan. Sizde de belki de şunu demişsinizdir. Bu kişi neden böyle yapıyor? Neden böyle çok ilgili gibi demişsinizdir. Bu kişi size kendini göstermeye çalışıyor ve bu kişi sizden çok hoşlanıyor arkadaşlar. Bu kişiyi siz tanıyorsunuz ama buna belki de akıl erdirememişsiniz. Yani ne yapıyor acaba, amacı ne gibisinden. Yakınınıza bakın. Çok uzaklara bakıyorsunuz. Yakınınızdaki şeyi görmüyorsunuz. Yakınınızda bir kısmetiniz var. Kaçırmak üzeresiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Sağlıkla ilgili dilek dileyenlerin dilekleri olacak. Evet, sağlıkla ilgili şu aralar mide konusunda sıkıntılar, boğaz konusunda sıkıntılar ve aynı zamanda halsizlik gibi şeyler olacak. Bunlar geçici arkadaşlar. Sağlık konusunda bir sıkıntı göremedim ama siz aksatmayın. Kariyer konusunda da bir resmen bebeğin dünyaya gelişi sizi çok değiştirecek. Ve aldığınız şu 3 tane karar, 3 tane karar sizi çok değiştirecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maddi açıdan aslında şöyle, borcunuz, sıkıntınız, derdiniz, kederiniz, bir şeyiniz varsa bunları yavaş yavaş halledebileceğiniz, aldığınız kararlarla halledebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ama bu aldığınız kararlarla bir şeyler yapmaya çalışırken şuradaki 3 tane düşman da bu kararlarınıza engel olmaya çalışabilir. Onlara da çok dikkat edin. Bu videoyu izledikten sonra zamansız zamana bir açılımdır. Yani izlediğiniz günden itibaren hayata geçer. Tamamıyla size uyumlanmaya başlayan bir açılımdır. Ona göre dinleyin, ona göre izleyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım, kişisel açılım almak isteyenler 0546 650 5170 numaralı telefonumuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Hoşçakalın.